Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile daha karşınızdayız. Arkadaşlar benim telefonum J7 Samsung'un markası. Arkadaşlar ben bu telefonu 2016 veya 2015 yılında almıştım. Nereden baksanız 7-8 yıl olmuş. Arkadaşlar bu telefonu batarya kısmı bozuk olduğu için, yani şurası şarj alma yeri bozuk olduğu için telefonumu şarj edemiyorum. Şarj etmem için böyle görüyorsunuz bataryasını çıkartıp kelebek şarj aletine takmam gerekiyor. Yani bu cihazın adı, yani şunların adı kelebek şarj aleti, bu beyaz kısmın oldu. Görüyorsunuz arkadaşlar buradaki şarj kısmınız %25, 50, 75, 100 diye dolduğunu görebiliyorsunuz. Şöyle size daha net göstereyim. Şimdi daha net görebiliyorsunuz. Arkadaşlar gördüğünüz üzere arkadaşlar buradaki şarj etme mekaniğini size kısaca anlatayım. Kelebek şarj aletlerinde arkadaşlar şu demir kısmını, buradaki demir kısmı artı ve eksi kutup olarak bataryamızın artı ve eksi kutubunu oradaki demir iki kısma getiriyoruz ve buradan bataryamız şarj alıyor. Arkadaşlar sizden destek istiyorum. Bu videoyu beğenmenizi ve kanala abone olmanızı istiyorum. Çünkü yeni bir telefon almak istiyorum. 7-8 yıldır bu telefonu kullanıyorum. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar eskiden bu şarj aletini kullanıyordum. Kelebek şarj aletini kullanıyordum telefonumun bataryasını şarj etmesi için. Bunun da şu iki demir ucu görüyorsunuz ya arkadaşlar. Bu iki demir ucu yine ben bu bataryanın artı eksi kısmına getiriyordum. Şarj etmek için artı eksi kısmına getiriyordum. Demir kısmını. Oradan da işte yavaş yavaş dolmasını bekliyorum. Ve bu da benim bu iki demir kısmı, yani iki kablolu kısmı o artı eksi kutumuna getirdikten sonra bir yarım saatimi veya 15-20 dakikamı alıyordu. Çünkü çok zor oluyor ve çok vakit kaybı oluyordu. Bu da benim zaten görüyorsunuz arkadaşlar şu an bu telefonum böyle bataryası olmadığından dolayı zaten şu an kullanamıyorum. Bataryası dolduktan sonra insanlar ancak bana ulaşabilirlerse ulaşabilirler. Yoksa diğer türlü ulaşamıyorlar. Yani çok zor durumdayım. Sizden isteğim bu videoyu beğenmeniz ve kanala abone olmanız. Siz böyle yaparsanız böylelikle ben de kendime umarım yeni bir telefon alabilirim. Zaten bu kanalı açmamdaki en büyük amaç da bunlardan bir tanesi. Bu arada arkadaşlar bu batarya kısmı gördüğünüz gibi şarj almadığı için ve bu telefonumun bataryasını içine koyduktan sonra zaten eski, bakın hala kapaklı. Artık yeni telefonlar gibi şeyli değil. Bataryasını ben bu içine yerleştirdikten sonra arkadaşlar böyle yerleştirdikten sonra açmak için normalde bu yan tuşuna basarsak açılıyordu ya eski telefonlarda. Hala benimkisi eski de, yani kullanabiliyorum ben. Benimkisinin bu tuşu da çalışmıyor. Görüyorsunuz zaten çalışmadığını. Normalde bu içindeki bunun bataryasını ben yine böyle şarj etmiştim bunun gibi. Böyle şarj ettiğimde şarjı vardı. Şu an gördüğünüz üzere açılmıyor zaten bu tuş çalışmadığından dolayı. Normalde şu tuşa bastığınız açma kapama tuşu var ya, o tuşa bastığınız açılıyordu. Bu tuş içine çok sabitlenmiş ve açılmıyor, içine girmiş. Bunu açmak için arkadaşlar ne yapıyorum size söyleyeyim. Normal şarj aleti yok mu? Şarj aletini ben buna takıyorum. Batarya kısmının burasına takıyorum. Hemencik şarj aletinin kısmındaki buradaki işareti gördükten sonra, şarj oluyor işaretini gördükten sonra hemen ben buradan bataryayı hızlıca böyle çıkartıyorum. Buradan böyle çıkartıyorum. Geri yerine takıyorum hızlıca. Sonra da şarj aletini yerinden çekiyorum ki telefon böyle açılsın. Arkadaşlar yaptığım çileyi ve eziyeti görüyorsunuz arkadaşlar. Sizden desteklerinizi bekliyorum. Umarım videoyu beğenirsiniz ve kanala abone olursunuz. Ben de kendime yeni bir telefon alabilirim. Sizlerin desteğini bekliyorum. Mesela şu an burada bakın kelebek şarj aletinden şarj aletim çıktığı için ben size böyle bir kısaca nasıl şarj ettiğini, şarja taktığımı göstereyim. Artı eksi kutuplar çıktı. Şu an %100 oldu ama %100 değil şarjı, ben biliyorum. Bunlar bir de arkadaşlar en az bir gün falan şarj oluyor. Kelebek şarj aletinde olduğundan dolayı çok zor şarj oluyor ve yani Allah umarım kimseyi bu çileye düşürmez diyorum. Gerçekten çok zor. Hem çok uğraştırıyor hem çok böyle şey, insan vaktinden çalıyor. Görüyorsunuz arkadaşlar 10 saat boyunca bunu böyle yapmak, uğraşıyorum artı eksi kutbu denk gelmesi çalıyor. Çalışıyorum, denk gelmiyor. Bayağı bir vakit kaybı oluyor. Bugün de arkadaşlar cuma günü, sizden isteğim cuma günü hürmetine Allah rızası için arkadaşlar, yani bir iyilik yapmış gibi düşünün bunu. Neyse ben bunu videoyu kapattıktan sonra bunu ben ayarlarım. Allah rızası için arkadaşlar bugün de cuma, hepinizin cuması mübarek olsun. Videoyu beğenmenizi ve kanala abone olmanızı istiyorum. Sizden başka hiçbir şey istemiyorum arkadaşlar. Gerisi gelir inşallah. Sadece desteklerinizi bu yönde bekliyorum. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Bay bay. Hayırlı cumalar tekrardan.